Herkese selam dostlar, Futbol Menajer 2024 Bursa Spor kariyerimizin bu bölümde TFF 1. Ligine çıkıp çıkmayacağımız belli olacak. Kalan 6-7 tane maçımızı yapacağız, devre arası transferlerimizi yaptık, tam 3 saatlik bir yayınla bunların hepsini gerçekleştirdik. Çok kısa bir özet geçeceğim size, neler yaşandı, o yayını kaçıranlar, yayını izlemeye üşenenler için kısaca bir özet geçelim. Neredeyiz? Neler yaptık? Kimleri kadroya kattık ve bu bölüm ne aşamada sonuçlanacak? Öncelikle puan durumundan başlayalım. Karşıyaka ile kıyasıya bir mücadeleye girdik. Bir onlar lider oluyor, bir biz lider oluyoruz. Sakaryaspor çok büyük favori olmasına rağmen epey bir dışarıda kaldı. 26 maç sonunda 51 gol attık. Ligin en çok gol atan takımıyız. Fakat 36 tane de gol yedik. Maalesef karşı yakanın bu konuda gerisinde kaldık. Puan puanayız. Avaraj farkından gerideyiz. Ligin en az kaybeden takımıyız. Ee, üst ligden düşen Sakarya vesaire olmasına rağmen Bizim bu seviyede olmamız bence başarılı. İlk süre geldiğimizde de bir hayli beraberliklerimiz oldu. Bunun sebebi şurada bir tökezledik. Türkiye Kupası 120 dakika oynandı. Penaltılarda kaybettik. Daha sonra yorgun takımımız Mersin deplasmanına, Elazığ deplasmanına gitti. Birinden galibiyet, birinden beraberlikle çıktı. Ama içeride Karacabey'e maalesef çok ütopik bir şekilde mağlup olduk. Bu sonuçların ardından 4 maçın 3'ünde puan kaybedince, daha doğrusu kupadan da elenince takımımız hem yorgun, hem bitkin, hem de devre arası işte kadro kavgaları yaşadığımız bazı oyuncular, kadro dışı bıraktığımız oyuncular oldu. Bunun sonucunda da Karşıyaka beraberliği, Erbaa Spor beraberliği, Aksaray beraberliği ve Bucaspor beraberliği ile bu süreci tamamladı. Peki transferlerde neler yaşandı? Kimler kadro dışı bırakıldı? Kimler takıma dahil edildi? Bu çalkantılı süreçte bakın hala istenilen oyuncularımız var. Şöyle bakacak olursak biz öncelikle chat'te yaptığımız muhabbetler üzerine tam tamına 2 4 6 7 oyuncuyu kadroya kattık. Bunlardan biri Bartu Göçmen. Yani <laughs> Bartu'yu özellikle kavgalarda, dövüşlerde iş görsün diye aldık denilebilir. 31 numaralı formasıyla agresifliği 20 geldi ve ilk maçında kırmızı kartı gördü. O akşam yayında öneren arkadaşa kulaklarını çınlattık bir güzel. Daha sonrasında Bartu'dan sonra Muhammed gönül açarı aldık. Artık gönül mü açar, bizim orta sahi mı açar bilmiyoruz ama iki maçta 7 ile oynaması birazcık göz doldurdu. En azından yararlı bir transfer yaptığımızı bize gösterdi. Sadece 65 bin euro aldık. Akabinde Zeki Yavru'yu bedelsiz kattık. Biliyorsunuz ki üst lige çıkmaya çalışırken tecrübeli oyunculara her zaman değer verdik ve takımda da yer verip söz sahibi yaptık. Bunun sebebi Hamza'nın satılacağını düşündüğümüz için artık tutamıyorduk Hamza'yı ve çok büyük bir e, düşüş yaşadı performans olarak. Hamza'yı satış konusunda anlaştığımız için zaten bekimiz var ama bek ve stoperde oynayabilen tecrübeli bir rotasyon oyuncusunu bedelsiz kadroya kattık. Ve kendisi sadece yıllık 15.000 euro alacak bizden. E, bir üstlüğe çıktığımızda yeniden değerlendireceğiz belki de serbest bırakır. Yani sadece 6 aylık bir süreç için geldi Zeki Yavru. Yine bedelsiz olarak boşta kalan Recep Niyaz. Aslında Recep'i sezon başında istedik. Recep bizden çok büyük paralar istedi. Yani hocam 200 bin euro yıllık, 190 bin euro. Bunların altına düşmedi ve Recep'le anlaşamadık. Recep de boşta kaldıktan sonra akıllandı ki devre arasında yıllık 99 bin euroya kabul etti. Ve şu anda tecrübesiyle Kariyer geçmişiyle ve yeteneğiyle takımın kilit oyuncusu rolünde. 3 maç sonradan oyuna aldık. 6.67 ile oynadı ama toparlayacaktır. Önümüzdeki sezonda kadroda bulundurmak istediğimiz bir oyuncu. Sonra Bora Aydınlığı kiraladık. Büyük kulüplerin altyapısında gezerken hani kimi alabiliriz, kimi kiralayabiliriz, kim gelir diye kanat rotasyonla bedavadan kiraladığımız bir oyuncu. Hamza Baran'ı satış yaptık. Evet şöyle görebilirsiniz. 525 bin euroya Adana Demir'e gitti. Adana Demir dedi ki size ücretsiz geri kiralayalım. Bu bizim çok işimize geldi. Hem satışından dolayı mutlu oldu hem de geriye gelip iki maçta 7 30'la oynaması bizim için karlı bir durum oldu. Ve son olarak da bütün parayı yakınını yatırdığımız genç bir forvet aldık. 16 bitiriciliğiyle ya bizi bitirecek, paramızı bitirecek ya da bu sezon gerekeni yaparak bizi üst lige taşıyacağını düşündüğümüz 18 yaşındaki Genco'nun profili bu. Ciddi para yatırdık yani İkincilik seviyesinde 525 bin euroya çıkabilecek bir rakamı ödemek az bir para değil. Peki kimleri sattık? Enes Solakoğlu'nu 1.3 milyona sattık Karagümrü'ye. Ama 1.3 milyona sattığımız oyuncudan başkan bize sadece 300 bin mi 200 bin mi öyle bir komik bir para verdi. Yani 1 milyon nereye gitti diye başkana soracağız. Akabinde Hamza Baran'ı 500'e sattık 50-60 bin euro verdi. gene 400-500. Cepte başkana. Bundan sonra Yusuf Özer'i Fatsa Belediye, İshak Çakma, Orhan Gıra kiraladık. Vedat Bora'yı e, bedelsiz Mardin'e sattık. Emrah Başsan yine Batman Petrol'e gitti. Selçuk Teker Nilüfer'e kiraladık ve Soner Aydoğulu da Hatay'a gitti. Soner, Vedat, Emrah, İshak, e, Yusuf bunların hepsi problem çıkaran oyunculardı. Onlardan arındık. Ha, bu arada Kerem Matışlı'yı da sattığımızı biliyorsunuz. <laughs> yani aslında 800 bin euro bon servise harcarken 2.7 milyon elde ettik. Hadi bunun 1 milyonu da maaşlara gitmiş olsa 1 milyon net başkanın cepte kaldı. Şimdi kalan maçlarımızda Sakarya, Karaman, Ankara, Serik, Nazilli, Giresun, Menemen, Arnavutköy var. 3, 5, 7, 8 maçımız var. Bu 8 maçtan 4 tanesini, 5 tanesini, belki 6 tanesini oynarız. Çok basit 1-2 maçı geçeriz. Sonuca gideriz. Artık playoff'ta kaldığımızı ben düşünüyorum. Yani 10 puan kaybedip dışarıda kalmayız 6 maçta. Yani ciddi neredeyse hiç kazanmadan devam etmemiz lazım. Playoff'a kendimizi attık ama hedefimiz karşı yakayı ekarte edip bu sene hiç playoff'la uğraşmayalım. Bakalım bunu becerebilecek miyiz? Kritik bir iç sahada Sakaryaspor maçına gidelim dostlar. Evet dostlar iç sahada Sakaryaspor'u konuk ediyoruz. Onur Yıldız, Enes Karakuş ikilisi forvette. Recep, Gönül Açar, Mustafa Genç ve Ahmet İlhan kaptanımız orta sahada. Defansta Bartu'yu koyduk. Çok korkuyoruz ama yanımda Emir Kayacık, Ferdi Burgaz ve Hamza şeklinde kalede de Ömercan olacak. Evet, hadi bakalım. Bu maçı kazanmamız gerekiyor. 5 maçın 4'ünü berabere kaldık. Saldır Bursa Spor bizim için hak ettiğimiz yere gelmek için hızlı başladık. 3 şut çektik. 2 tane sarı kart yedik. 4 şuta çıktı. %52 toplu oynuyoruz. Baskılı başladık. 6 şut geldi. Hadi artık bir tane de gol gelsin. Şimdi Ferdi, Mustafa Genç. Mustafa ortaladı, Ahmet İlhan'ı açtı, Hamza. Bir ortada ondan Enes sezonun flash ismi pivot santraforumuz 15. golünü atıyor. Ahmet'i aşan top, Hamza. Baktı içeriye, Enes pozisyonunu aldı, 1.93'lük kule zıplıyor ve golü atıyor. Şimdi Enes'in kiralık olması şöyle kötü. Değeri performansı artacak. Aynı zamanda da e, satın almamız zora girecek. Ama Enes'in muadili bir pivot bulabilecek miyiz? Onu da iyi araştırmamız lazım. E, hele ki üst ligde yabancı kontenjanımız da olacağı için bunun güzel yanı en azından şöyle Sağlam bir kule daha alabiliriz eğer Enes'i çözemezsek. Ama diğer türlü de Enes'in pivot rolündeki çalışma performansına memnunuz. Karşıyaka geri düştüğü maçı hemen üçledi. Maalesef salmıyorlar. Enes, Onur, Recep, Ahmet İlhan, Sedat Cengiz ile de değişebilir. Recep kalsın biraz daha. Muhammed'in sarı kartı var ama iyi performans gösteriyor. Onur'a burada fırsatçı golcü diyelim. Onur kendine gel Onur. Bak bütün parayı sana yatırdık. Yanlış hata oynamış olmayalım. Recep Niyaz, Mustafa Genç ortaladı Sedat. Sedat'ın kafası dışarıya gitti. Haydi iki yapalım rahatlayalım beyler. Dakika 55. Uzun bir top gönderdiler. Sedat Cengiz kaptı. Bıraktı Hamza'ya. Hamza. Hamza eski günlerdeki gibi ortaladı. Üst direk kaleci çizgiden çıkardılar. Çok ucundan döndük yine. Ferdi bir ortada ondan Sedat vuruyor, seken top Enes yapıştırdı. Enes yine ben varım diyor. Mustafa'nın bıraktığı top Tekte ortaladı. Sedat vurdu, kaleci müthiş çıkardı ama dönen top Enes affetmiyor. Şimdi 62. dakika olduğu için Recep istediğimiz performansı veremedi o yüzden Hatta kanat oyuncumuz var mı? Kanat oyuncumuz şöyle yapalım. Hamza'yı öne alalım. Zeki Yavru'yu beki e alalım. Zeki'ye sahte bek diyelim. Sahte bek destek. Recep yerine de. Şimdi Beler şöyle yapıyoruz. Sedat'ı buraya aldık. Sedat burada ofansif oyun kurucu hücum olacak. Recep'i Hamza ile değiştirip buraya da Zeki Yavru'yu alıyoruz. Zeki'ye sahte bek destek diyoruz. Buralara destek olsun. Muhammed 6 oynuyor. Değiştirmeye gerek var mı? Henüz yok. Ferdi'nin sarı kartı var. Buraya bir Bilal çekebiliriz bence. Enes yoruldu ama iyi işliyor. Diğer değişiklikleri de 75'ten sonra yapalım. Oyuncularımıza süpersiniz diyelim. Çok tempolu, çok güzel oynuyoruz. Şimdi Onur. 1-1 bir yakaladı Onur. Onur gidiyor. Onur 16 bitiriciliğiyle. 400-500 bin euroyu boşa vermediğimizi gösteren bir gol attı. Orta sahadan yakaladı, hızını kullandı ve çaprazdan müthiş bir bitiricilik. Tabi burada Ahmet Çolak niye gol yene kadar kalede bekliyor da açılmıyor sorusunu bence Sakaryalılar sorabilir. Şimdi Oğuzhan, Hasan bir orta geldi Ömercan. uzun bir top gönderdik. Enes aldı topu. Hamza çizgide içeriye baktı. Muhammed, Sedat, Hamza, Enes yine dönen topları alıyor. Müthiş pozisyon almasıyla çok iyi yerlerde bekliyor golcümüz. Resmen golü kokluyor denilen tabir Enes için geçerli. Fırsatçılığını konuşturdu ve bir gol daha attı bizim için. Sedat Şentürk farkı 3'e indirme çabası Sakarya'dan. Bartu. Henüz kırmızı kart görmedi Bartu. Yalnız Ömercan. Ömercan bence şahane bir kaleci performansı gösteriyor. Şimdi biz Enes'i alkışlatabiliriz diye düşünüyorum. Bora Aydınlığı buraya koyalım. Ee, sonra orta sahaya Kerem Dede'yi alalım. Oğuzhan ortaladı. Bir kafa kaleci yine müthiş çıkardı. Ömercan ben varsam gol yok diyor. Mustafa genç aldı. Seken top. Hasan sürdü şimdi. Zeki yavur kapatmaya çalışıyor. Hamza da geldi. Geri çıkardılar. Savunma arkasına ve Sedat gol atıyor. Park 3'e indi. Evet. Karşı yakada beşlemiş. Yapacak bir şey yok. Geçtik. Asistan devam dedik. Bu sonuçlar ardından 53-53 sanırım rahattayız da. Bursa Spor taraftarı Enes'in bonservisinin alınmasını istiyor diyor da. Aslında çok da büyük paralar değil ya. 25 yaşında iyi bir pivot. Yani 20 maç 15 gol bir pivota göre güzel performans. Evet altyapıdan oyuncular çıktı. Yunus tam elit seviyesinde bir Genç diyorlar stoper olarak. Zihinseli kuvvetli gözüküyor. Kafa vuruşu var. 1.79. Top kapma 11. Pas 5. imza attıralım bakalım. Eren Gündoğdu çıkmış. Yok senden olmaz. Emre Kaplan. Bu nasıl Emre ya? Böyle Emre mi olur kardeş Ve Aras. Bir tane. Yani o da tam değil ama çıkmış genelde işte ucundan. Kenarından. Şimdi dostlar Karaman deplasmanına gidiyoruz. Karaman'ın koyunu. Bizim altyapıdan çıkartacağımız kimse var mı? Emre'ye gerek yok. Samet'e gerek yok. Burada yeteneği Yunus mı imza attırıyoruz. Yani stoperlik de bir şeyimiz yok. Şimdi Recep'i burada Sedat'la değiştirelim. Sağ tarafa Hamza'yı koyalım. Sağ beke de Emir'le başlayalım. Bartu burada Bartu bir önceki maçta mı bu performansla oynadı? Bartu iki maçta da 6.70 ile oynamış. Yani 6.70 bizim için yeterli mi yoksa Zeki Yavru'yu mu kullansak orada da Zeki'nin de tekniği olsa da diğer yönden bizi sıkıntıya sokabilir. Neyse yine Bartu ile başlayalım. Hamza önde dedik. Muhammed burada, Sedat burada. Ee, Mustafa neden yedek? Mustafa burası. Burası Mustafa olur. Başka olmaz. Onur burada, Enes burada. Onur'a da burada fırsatçı diyelim. Bence şu an hazır. Yedekten Kerem Fray, Kerem Dede, Zeki Yavru, Bora, Recep bunlarla da destekleyeceğiz. Bir Karaman deplasman galibiyeti çıkarmamız lazım. Çünkü karşı yaka içeride çok rahat bir maça çıkacak Erbaşsporla. Spor'la. Evet 5 maçta 2 galibiyetleri var. Bakalım bize karşı şekil mekil yapacaklar mı? Evet 35 dakika geride kaldı. Hiç pozisyon yaşanmadı. Karşıyaka da penaltı kaçırmış. Karaman'la ilk hata izliyoruz. Muazzam bir gol attı Arda Keser. Ceza sahası dışından hayatında kaç kez bunu atmış bilmiyorum ama. Top olmayacak yere gidiyor ya. Nerede bu Arda Keser? Arda'nın... Uzaktan şutu 8. Yani tesadüfi bir gol. 10 kere vursa biri gol olur be. Şimdi Mustafa yerine Kerem Frey aldık buraya. Hamza'yı tekrar yerine çektik. Sedat'ı buraya alıp Kerem Dede'yi buraya alıyoruz. Sen burada derin oyun kurucu destek oluyorsun. Sen burada iki yönlü destek oluyorsun. Hücum hattından da Yaratıcı forvet olarak Seni bırakıp arkana da Recep Niyazi alıyoruz. Ofansif oyun kurucu, hücum oluyorsun. Bartu'yu da Zeki yavruyla çıkartıyoruz. Sen de pasör stoper. Şimdi sen de kanat bek hücumsun. Sedat'la Kerim'i öne çıkardık. Biraz daha paslı oyun, biraz daha paslı oyun. Kısalttık. Daha dar alanda rahat pas yapabilelim. Rakibin üstüne gidebilirsiniz. Yüksek tempo. Geçiş oyununda da stoperlerden başlayabiliriz özellikle zeki yavru olduğu için. Ön alana da çıktık. Hadi bakalım. Şimdi artık maçı çevirme vakti beyler. Hadi bir dakika dur. Recep sakatlandı bu arada. Ciddi bir sıkıntı olmaz. Yoksa onu da çıkarmak gerekecek. Hala gol gelmedi ve Recep sakatlığı devam ediyor. Nasıl bir şey yapsak? Sedat'ı buraya alsak. Kenara da Bora'yı alsak. Kerim ile yer değiştirsinler. Ters ayaklı kanat. Sen de kanat forvet hücum. Bekleri de ileriye çıkardık. Hadi bakalım. Bas boyunu biraz daha uzattık. İyice yayılın. Yani şu 15 şuttan böyle dönmemesi lazım bu işin ya. Sedat ortaladı. Hadi Emir vursun biri. Penaltı. Penaltı. Sedat gelecek zaten topun başına. Haydi kaptan. Hadi kopo. Tam zamanı. Tam zamanı. Şimdi bir tane daha. Bir tane daha hiç durmadan tak 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 tak. Seri. Evet. Aldık orada. Bastık aldık. Bastık aldık. Evet Zeki Yavru. Evet. Senin tecrübenden faydalanın diye aldık. Topu sadece boş alana attın. Neyse. Şimdi Ferdi savunma arkasına denedi. Geçmedi. Recep Çalık'la geliyorlar. Savunma arkamıza atılan bir top. Enes 2'yi buluyor. Hoş olmadı. Hiç hoş olmadı. Of tam böyle yani 17 şut 2-15 gol beklentisi yani yaptık yapacağız böyle 2 atacağız kaçıp gideceğiz 3 puan alıp kalemizde golü gördük bir kontradan. Oh, Hamza Hamza bu ne Hamza Bu ne Hamza Ve puan farkı 1 Çünkü karşı yaka berabere kalmış ya Karşı yakanın berabere kaldığı yerde Biz de şu an Fenerbahçevari hareketler yapıyoruz. Yani rakibimiz puan kaybederse bizim ne yapmamız gerekli? Bizim de puan kaybetmemiz gerekli. Bravo. Neyse Ankara Demir maçı. Şimdi arkadaşlar öncelikle Ankara maçını oynamayacağız. Şöyle bir hızlı seçim diyelim. 3 sakat 2 milli var. 5 oyuncudan yoksun çıkacağız. Kerim Frey kim izliyormuş? İskenderun. Tamam Kerim'i veririz. Tokatev sen nerenin milli takımına gidiyorsun kardeşim? Kırgızistan'da ne yapacaksınız ya? Neyse. Var mı başka seninle akrabalardan getirebileceğimiz? Oo, Ali Kulov. Samsun Spor'daymış bu zaten. Dribbling mribbling. Samsun'da bulmuş Kırgız'ı. Aha bu da Ankara gücünde. Bütün Kırgızistan milli takımı Türkiye'de. Tokatev bizde zaten. Baymatov var. Top kapma falan. Seni de alalım Türkiye'ye. Bir de Murzaev. Murzev teknik bitiricilik falan. 35 yaşında. Enteresan. Diğer milliğimiz kimdi? Mustafa Genç. Evet bu noktada Recep. Recep hiçbir rolde de oynamıyorsun be kar. Bora, İlhan, Kerem Fıra ile başlayalım. Ferdi, Bartu, Hamza Baran. Bu şekilde maçı simüle et diyelim. Evet dedik, evet dedik, devam dedik. İç sahada 14. Ankara Demir'i bir halledersiniz beyler. Ben şimdi yorulmayayım, uğraşmayayım. Enes Recep Niyaz golü atıyor ve liderlik geliyor. Nerede puan kaybetti karşı yaka? İçeride Fethiye'ye yenilmiş. Ya Fethiye zaten bela oluyor ya. Fethiye'nin, baksana Fethiye'nin kurbanları arasında biz de var, var mıyız? Yo. Biz iki kere yenmişiz. Bu galibiyetle birlikte derin bir nefes aldık. Liderlik koltuğuna oturduk. O Serik Belediye de 17. Bunları da hızlıca tokat. Yine hızlı seçim dedik. Burada mecburen Zeki oynayacak. İki stoperimiz sakat. Hamza Ferdi, Mustafa Genç koyduk. Recep yerine Sedat Cengiz'i koyduk. Muhammed, Ahmet İlhan, Enes, Onur. Maçı simüle et dedik. Deplasman da olsa bence Serik Belediye'ye bir ince yaparız. 2-2 olsun olsun. O da olur o da olur. Sıkıntı yok. Karşıya kadar 4-4 berabere kalmış. Onur Yıldız'la Enes yine gollerini atmışlar. Şimdi Nazilli Belediye deplasmanına gideceğiz. Tokatev, Bartu, Emir, Ferdi, Hamza, Ahmet İlhan, Recep, Seda, Muhammed düşüşte mi? Niye Muhammed'i koymuyoruz? Muhammed'in sakatlığı var. Tahayla ile devam edelim. Bora yerine Mustafa'yı aldık. Bu dizilim bence bizi için iyi. Haydi maça. Nazilli deplasmanına gidiyoruz beyler. Hazır mısınız? Kaldı 4 maç. Sadece 4. Bunun üçünü kazansak bence direktmen çıkıyoruz üst lige. Timsah yürüyüşü hazırlıkları başlasın. 5 maçtır kazanamayan Nazilli acaba gelip bizi mi tokatlayacak yoksa biz onları tak tak. Zilli hızlı başladı. 2 şut, %70 topla oynama derken bir korner kazandık. Arka direk vuruş. Şut. Bir şeyler, ah üst direkten, üst direkten, üst direkten, çok yakındı. So close. Daha. Emir Ferdi, müthiş bir depar geldi Ferdi'den. Orta pivot bunu affeder mi? Pivotun incelikleri arkadaşlar. Çift forvetinizde her zaman bir pivotunuz olacak yedeklerde olacak. Takımın bir köşesinde o olacak. Eski usul. Ben bilmem falan filan. Öyle kaleci elle topu başlatsın. O ne olsun, bu ne olsun. Yanına 1500 tane pas. istatistik kasalım, veri kasalım. Bunlar yok. Kaliteli bir orta açıyoruz. Pivot işi bitiriyor. E bu offside olduğu için hiç umursamadım. Belliydi yani. Ama Nazilli tehlikeli geliyor. Hemen bir oyun formatımızda hafif değişiklikler yapalım. Öncelikle topu stoperlere veriyoruz. Bekleri bekleyelim. Oyun alanını iyice daraltalım. Burada paslaşalım. Burada disiplinli oynayalım. Tempomuz düşük olsun. Biraz daha top hakimiyetimizi arttırmaya, rastgele ortalar yapmamaya teşvik ettim takımı. %50'lere çekmemiz lazım topla oynamayı. 35'lerden 45'lere geldi biraz daha becerirsek oyunu dengede tutarız. Evet. %50'yi göreceğiz devre biterken. Evet ikinci yarıya iki değişiklikle başladık. Kanatları değiştirdik. Recep'le Bora'yı aldık. Ferdi içeriye Onur'a. Onur çevirdi. Bora şimdi Bora çevirdi. Yine içeride kimse dokunamadı ama Emir topu kaptı. Taha Bartu. Emir Ferdi soldan geliyoruz. Sedat Ferdi Ferdi çok iyi driplingler yapıyor bugün. Bir kafa yine üst direkten döndü. Ahlar Bartu rakibine uçan tekme attı ama neyse ki karttan kurtuldu. İsmail. Rakip sağda pas yapıyorlar. Orta geldi. Çok boş kaldı Kerem. Yani bizim savunmanın arasına giriyor bir. Savunmanın arasında topu kontrol ediyor iki. Bir de vuruş şansı buluyor üç. Bu artık bunun falanı filanı yok. Şimdi bir de frikik, bir de duran toptan yiyelim tam olsun. Neyse ki Arjan kurtardı. O zaman bu kadar üstümüze geliyorlar madem biz de ileriye çıkalım. Yaslanmayalım. Tempoyu arttırdık. Birazcık açılalım. Önde ve merkeze yönlendirelim onu. Şimdi Hamza, Hamza bastı gidiyor. Hamza ortaladı, bir daha ortaladı. Enes yine direğe takıldık. Bu ne ama ya? Bu ne ama üç tane direkten döner mi ya? Al, Adamların her pozisyonu neredeyse gol. Bizde direk direk direk. kornerin yanından taç kullandık. Bora aldı topu. Bora içeriye baktı, dışarıya çıkardı. Kerem dede. Kerem beklediğimiz golü atıyor. Zorlandığımız Nazilli deplasmanında 70'te golü bulduk. Bora tam içeriye orta yapacakmış gibi yapıp Kerem'e çıkartıyor. Kerem Atakan'ın büyük hatası ve golü buluyoruz. Şimdi Furkan Çarkçı ile geliyor Nazilli. Kerem yine aldı döndü vurdu falan bomboş bırakıyorsunuz beyler adamları. Öyle olmaz. Şimdi son 8 dakikaya şöyle bir değişiklik yapıyoruz. Zeki Yavru'yu alıyorum. Zeki Yavru burada gizli libero oluyor. Savunmanın arasına girecek. Recep burada gizli forvet oluyor. Oyunda çok fazla gizli durma olacak tamam mı? Ee, Bekleri tekrar geriye çektik. Sedat'ın yerine kimi alsak? Sedat'ı yerine Recep'i çekip buraya gizli forvete Tayyip'i alabiliriz. Gayet gizli bir plan oldu bizim için şu an. Evet. Hadi beyler. Süpersiniz. Son 5 dakika. 5 dakika. Bir de kornerden arka direkt organizasyonu geldi mi bu iş tamam. Kes kavisli. Üç kişi orada. Direkt menajer 2024 yani. Bunun başka açıklaması yok. Dört top direkten döndü bir maçta ya. Seken top. Faal mi yaptık? Faal yapmışız. O oh, yo taç bizim. Hadi Ferdi. Güzel bir taç. Bora offset. Açtan offside'a düşmeyi başardık. Dakika 89 artık haydi. Sakin Ferdi. Sakin. Evet. Kerem. Kerem. Bora. Yine Kerem. Güzel paslaşıyoruz. Savunma arkasında müthiş bir top Recep. Gizli forvet Tayip. Üçüncü golü atıyor ama çok kritik golü atıyor. İşte yani herkesin bir Tayyip'i yok. Tayibi olan da böyle kazanıyor arkadaşlar. Winner olmak için bir adet tayip gerekli takıma. Boşa almadık onu. Çok güzel noktada bitiriyoruz maçı. Yani dört topumuz direkten dönse de liderliği bırakmıyoruz arkadaş. O sırada karşı yakada menemeni yeniyor. Playoffa kalmayı garantiledik. Basın toplantısını geçelim. Playoff aşkına değil, TFF birincilik aşkına. Bartu gene mi cezaldı oğlum? Geleli 3 maç oldu, ikisinden ceza aldın ya. Kulübün uzun vade, e, tabii ki tabii ki tabii. Hem bireysel hem takım olarak harika. Lig tablosu, Fenerbahçe 68, Beşiktaş 67, Trabzon 66. Of of of, Galatasaray elenmiş. Adana Demir araya girmiş, Rize Kocaeli Sivas yolcu gibi. Peki Fenerbahçe'nin maçları kimle? Yani o Türkiye Kupası'nda da finaldeler. O sene bu sene diyor. Geçen sene, aa geçen sene de kazanmışlar. Bir dakika, bir dakika. Bir önceki sene 79-77-77 yine son maça kalmış iş. Şimdi de 68-67-66. Ama Fenerbahçe'nin bir maçı eksik bir de. Galatasaray 62 zor. Beşiktaş'ın kimlerle maçı var? O Galatasaray'la da oynayacak. Beşiktaş'ın içi zor ama Son 3 maçta harika bir ivme yakalamış. Burada son 16'ya kalıp elenmiş. Çeyrek finalde neler olmuş? Tottenham, Ran, o gayet iyi takımlar kalmış çok da falan filan değil. Peki Galatasaray'a bir bakalım. Galatasaray nerede patlamış? Fenerbahçe'ye yarı finalde yenilmiş. Başakşehir'e yenilmiş, Trabzon'a yenilmiş, Fenerbahçe'ye yine yenilmiş. Kara Gümrüğe yenilmiş. Burada Fenerbahçe girmiş şey ama Galatasaray potanın dışında kalmış. Elemeler playoffunda Fenerbahçe Inter elenmiş. eğlenmiş. Ah be. Çeyrek final ne alemde? Inter, Liverpool, City, Madrid. Yok sürpriz yok abi. Yani yapay zekayı kalkıp da X bir takımla alt etmeniz çok zor. Peki. Trabzon. Trabzon'a da bakalım. Onlar nerede hata yapmış? O okay iyi bir ivme yakalamışlar. Burada elemeler playoff'una kadar gelip Strasbourg'a elenmişler. Çeyrek finalde Napoli, Rennes, Tottenham, West Ham. Burası da UEFA. Şeyde kim? Başakşehir mi? Başakşehir. 16 etabında Başakşehir Lask Linz'i eliyor. Çeyrek finalde de Newcastle'a 6-4 skorla eleniyor. Vay vay vay. Yarı final ne olmuş? Newcastle, Stuttgart, Bologna, PAOK. Burada olsak aldık şimdi kupayı. Evet kaldı 3 maçımız. Giresun'u geçeceğiz. Çünkü Giresun maçı bizi zorlayacak bir maç değil. 16. sıradalar. Evet iç sahada Giresun Spor için... İki sakat, bir cezalı, iki tane de hafif sakat var. 5 oyuncumuzun sıkıntısı var. Halis'i burada kullanamazsak Hamza'yı burada kullanırız. Emir'i buraya alırız. Halis'i çıkartırız. Sakatlığı var. Ahmet, İlhan, Muhammed, Recep. Recep yerine Sedat'ı koyalım. Bora, Mustafa Genç'le değişiyor. Ya da Bora ile başlasın. Ne olacak? Devam dedik hızlıca. Tık tık. 2-3 i̇ki, iki, tane atmamız lazım. 3-1. 90 artı 1. 90 artı 8, 90 artı 4. Yani maçı oynamamışlar, 90'dan sonra oynamışlar. Enteresan. Bora gol atıyor, Mustafa atıyor, Enes atıyor. Böylece 63 puandayız. 5 puana çıktı fark. Beyoğlu yeni çarşıya yeniliyor karşıyaka ve 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 2 maç. 2 maç 5 puan. Kazanırsak ne oluyor? Biliyorsunuz bunu. Hem Ömercan hem Ercan'ın sakatlanması ben anlamadım. Bir tek bu kariyerde bu kadar çok kaleci sakatlığı yaşıyoruz. Ne kadar kalecimiz varsa o kadar sakatlanıyorlar. Şimdi o, o yüzden altyapıdan kaleciyi çıkartacağız. Yokan büyüdün mü lan? Gel bakayım kaleye. Kadro as takıma gönder. Gerçi belki biri iyileşir ya. Menemene mene kadar. Ufak bir şampiyonluk konuşması çocuklar. Lig şampiyonluğu ile aramızda sadece bir galibiyet var gençler. Önümüzdeki maçı kazanabileceğimiz düşünüyorum. İlk fırsatta bu işi bitirin. Niye öfkelisin oğlum? Ya bu, bu saçmalık ya. Bu başka bir şey değil. Panerler tehlikeli. Paner. Şimdi hızlı seçim dediğimizde ha tokat ev iyileşmiş. Diğer oyuncuya ihtiyaç yok. Bartu, Emir bir şekilde oynar. Hamza, Bora yerine Mustafa, Mil oğlum şampiyonluk maçına çıkacağız. Milli maçtayım hocam diyorsun. Vedat, Ahmet Ahmet'iyle anda sakatlık var. Recep burada. Recep yerine ben Kerem Dede'yi tercih edeceğim. Buraya da Taha'yı mı koysak? Yok ya, Muhammed kalsın. Enes, Onur. Tamamız. Haydi maça. Galibiyetle, Menemen galibiyetiyle şampiyonluk şarkıları başlıyor. Evet, asistanı gönderdik. 5 maçta 4 galibiyet almışlar. Çok zorlu bir deplasmandayız. Bir yenilgileri de karşı yakaya. Ulan karşı yakaya yattınız bize gelince oynayacaksınız. He? Hadi bakalım. %70 toplu oynuyorlar. Tehlikeli bir... Şimdi Bora uzun gönderdi. İndirdik mi? Onur müdahale etti. Alamadı. Gökhan gidiyor. Gökhan... 300 kişiyi çalımladı. Bir ortada diğer taraftan şimdi Bora ile çıkıyoruz. Bora. Savunma arkasına Onur'a müthiş bir top. Onur Ronaldo bitiriciliğini konuşturuyor. Uzun top duran top taktiğimizin en kritik noktada çalıştığını görüyoruz. Savunma arkasına bir koşu. Attığımız uzun bir top. Bitiriciliği 16 olan golcümüz. İşte bu. Demek ki bir sonraki sezon bu taktiğin üzerine nasıl bir planlama yapacağız? Pivotumuz olmaya devam edecek. Onur aynı pozisyonda devam edecek. Kenarlara bekler dahil çok iyi top atan, süratli değil iyi top atan, iyi pas yapan 4 isime bakacağız. Böylece aynı sistem yine yukarıda da çalışacak. Ferdi uzaklaştırdı. Enes şimdi. Ah Enes ah. O ayaklar yere vurmasa güzel bir pas atsan savunma arkasına yine yakalayacaktık. Oha o kadar da değil herhalde dönüp vurup gol olsun. Ya Ercan sırtı dönüp topa çıkmak nedir ya? Şimdi Bora. Bora yine bakıyor kaldırdı kafayı. Hamza'yı gördü. Hamza'dan Enes'e ama Enes. Ah Enes. Enes kaçırdı. İlk yarıyı çok güzel oynadık bence bu zorlu deplasmanda. Şampiyonluk için son 45 dakika. Şimdi buradan Sedat Başkan'ı henüz çıkarmayalım. Enes de kalsın. Muhammed değişebilir. Hatta buradan Recep'i de derin oyun kurucu destek iki oyun kurucuyla mı oynasak? İki oyun kurucu değil de merkez orta saha hücum ol sen. Ama ne yap biliyor musun? Pivota daha sık orta yap. Daha fazla risk al. Tamam mı? Mevkiinden bağımsız oynayabilirsin. Hem gez hem de pivotlara iyi top at. Şuradan talimatları da yapalım. Pivota uzaktan orta yap uzaktan orta yapmasına gerek yok. Sık yapsa da olur. Hamza pivota, Ferdi pivota. Enes'i topla buluşturalım. Enes de Bora'yı asist etsin ve golü bulalım. Bartu hem sarı kartlı hem 6.40'la 30'da oynuyor. Beni korkuttu o yüzden Zeki'yi aldım buraya. Sedat ortaladı. Zeki aşan top Kerem. İçeriye bir orta. Enes, 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 Enes. Bol orta istedik pivota ve pivot da golümüzü atıyor. 66. dakikada büyük bir avantaj. Artık son 20 dakika. Son 20 dakika beyler dayanın. Şampiyonluk yakın. Son 17 dakika Zeki uzun bir top Bora'yı açtı. Kerem. Bora. Bora'dan Hamza'ya Hamza müthiş bir şut çıkardı ama olmadı. Artık 75 son 14 dakikaya girdik. Hamza çok yoruldu Emir aldık. Sedat'ı çıkardık. Kerim Fray'ı aldık. Son bir değişikliği de saklıyoruz. Emir'den bir orta arka direk. Kerim Fray çıkardı. Zeki yavru bizi lige taşıyan golü de atıyor. Zeki'nin golü. Seken top karambol bir orada sinek gibi yere yapıştı. Zeki çıktı kaptanlık pazu bandıyla Bora'yı avladı. Müthiş bir gol. Son 10 dakika artık. Enes'i alkışlatalım ve ee, kimi alalım? Paha'yı alalım. Koyduk seni buraya. Artık burada savunma ağırlıklı görmek istiyoruz. Oyunculara süpersiniz dedik. 3 puanı, 3 gollü galibiyetle alıyoruz ve timsah yürüyüşleri şehrin her bir yanında başlıyor. Taner. Taner'den diğer Taner'e. Onlar da bizim taktiği yapmışlar. Biz iki tane Enes oynattık. Onlar da çift Taner. Evet kupa geldi. Kupa geldi. İlk sezonu telafi ediyoruz. İlk sezon biraz zorlandık. Beklenmeyen puan kayıpları playoff'ta zorlandık ama üst lige çıkmıştık üst ligde Muazzam bir performansla Direkt şampiyon oluyoruz Biz niye dışarıdayız biz de girsek ya buraya bak horona geçtiler Şampiyonluk kutlamasında Bursa'da horon var Kaleci'den Apache dansı var Konfeti yağdırdılar Evet. Bravo beyler. Bekle bizi TFF birincilik. Kasıp kavurmaya geliyoruz. 5 puan fark atarak Giresun, Beyoğlu, Serik küme düştü. Yönetim ön bütçeyi belirledi. Maaş bütçesi 1.26, transfer bütçesi 1.2 milyon. Peki bizim maaş bütçemiz şu an ne kadar? Gene 2 milyona yakın paramız var. Şöyle bir bakalım yine de maaş bütçemiz. 700-800. Tabii buradan birkaç oyuncuyu göndersek maaş taahhütlerinden baktığımızda en çok para alan kim şu an? Recep Niyaz. Bir dakika ne oldu? Her şeye tıkladık. Recep belki kalır. Onur kalır. Başka da öyle çok yüksek para alan oyuncu yok ya. Yani Recep'le Onur. Şimdi Recep'e baktığımız zaman yani var yok gibi ama Bilmiyorum. Taliplisi çıkarsa belki satarız da hani 150 bine satsak işte 100 binde maaş 250 bin bir bütçe açığı yaratabiliriz kendimiz için. Onur Yıldız zaten artık bizim süper yıldızımız, golcümüz. Önümüzdeki sezonda bizle olacak. 9 maçta 4 gol attı. Bizim için kıymetli. Evet, başarı elde edildi. Ömer Erdoğan elde edilen başarının... Ha. Tamam. Peki şey ne oldu? Beyaz grup. Batman petrol şampiyon olmuş. Vay 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 vay. Biz buraya kimi gönderdik? Biz buraya birini gönderdik. Emrah Başsan. Oynadı mı peki? Nerede Emrah? Sonradan girmiş maçlara. Bir ilk 11, 3 kez yedekten. 5 kurtarış yaptı, 8 ile oynadı. Şampiyon Bursa. Abi bu herif çok iyi ya. Karşıyaka çıkamazsanız bize bir kardeşlik şey yapar mısınız? Verir misiniz? 31 maç 18 gol gene. Makine gibi adam baksana. 2 sezonda 41 gol attı ya. Haftanın golü Zeki'nin golü oldu. Fenerbahçe Türkiye Kupası şampiyonu oldu. Aynı zamanda ligi de sövüşledi değil mi? Son maç. Hala üçünde şansı var yalnız. Evet Fenerbahçe çifte şampiyonluk geldi. Emir Kayacık iyi yönde ilerliyormuş. Güzel. 20 yaşındaki genç stoperimiz. Mustafa Genç 6.7 ile oynamış. Berke Bursa Spor'la anılıyor? Evet hızlı seçim dedik. Kerem, Recep, Bora, Onur, Enes, Hamza, Bartu, Ferdi. Bu şekilde çıkar mıyız? Bence çıkarız ama Ahmet İlhan'ı da son bir tur oynatalım ya. Ahmet İlhan kaptanı. Kaptansız bir tur daha oynasın devam dedik ve şampiyon Bursa iç sahada şampiyonluk kutlamalarıyla müthiş coşkulu 2-0 yeniyoruz yine Enes Onur işbirliği ve 69 puan toplayıp 5 puan fark atarak şampiyon oluyoruz. Ahmet İlhan 2 asist yapıyor. Kaptan da vedasını bu şekilde yapıyor Bursa Spor'a şimdi yeni sezon efsane olacak niye Çünkü yabancı alma hakkımızda olacak Evet sezon değerlendirmesi yeni transferlere baktığımızda en Tepede Enes Karakuş var Onur Ercan ve borayı e, övüyorlar sonrasında da diğer kaleci ama giden oyunculardan Yusuf Özer fena oynamamış en farklı galibiyet 6 attık unutulmaz maç. Burası sezonun golü de Zeki'nin golü. Loja ve ağırlama paketinde bir düşüş var geçen sezona göre. Yayın geliri arttı. Sponsorluk geliri arttı. Lig kupa ödülleri şahane bir şekilde arttı. 2.59'a çıktı. Evet. En çok formu Ahmet İlhan'ın, Recep, Sedat ve Tokatev'in formaları satılmış. Tercih edilen 11'imiz. Sezonun transferi. Erjan Tokatev. Sezonun golü Zeki. Sezonun genç oyuncusu Ferdi. Taraftarın seçtiği sezon oyuncusu ise Enes. Evet ahali izlediğiniz için teşekkürler. Yeni sezon TFF 1. Lig Bursa Spor kadro yapılanmasıyla yeni bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.